Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine her zaman olduğu gibi efsane bir içeriğimiz var. İçeriğimizin adı Fiddlesticks. Dünyanın en iyi Fiddlesticks'iyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bean Jungle Nicky ile Grandmaster 473, yani 500 puan diyebiliriz biz buna. Şurada gördüğünüz gibi dünyada direkt olarak birinci Fiddlesticks'i, başka bir şeyde kolay kolay oynamıyor. Latin Amerika sunucusunda oynuyor. Bakalım neler yapıyor. Şimdi siz çok fazla söylediniz. Abi işte çok oynanmayan, bilinmeyen şampiyonların dünya birincilerini yaparsan daha zevkli olabilir dediniz. Ben de o yüzden Fiddlesticks'i buldum. Bakalım nasıl oynuyormuş. Fiddlesticks hakkında bilgilerimiz nelermiş? Onlara bir göz atalım. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar, geri kalan içeriklerimizin hepsi geliyor, merak etmeyin. Kameramı hemen haritadan çekip geliyorum. Maçımıza geldik. Arkadaşlar, Fiddlesticks tekli dereceli de gerçekten iyi bir şampiyon aslında. İlk vuruş rünüyle giriliyor. Çünkü ilk vuruş rünüyle girilmesinin sebebi ne gireceksin? Predator girebilirsin. Hani o yüzden ilk vuruş rünü her turu daha iyi. Hasarı arttırıyor. Ekstra altın geliyor. Zaten ilk vuruş rününü banko kullanıyorsun. Niye? Zaten senin amacın fog'dan, yani sağdan soldan gelmek. O yüzden de ilk vuruş çalışıyor. Bu arada orman dönüş şekline bakın. Fiddlesticks'le bir tane orman kampını tek başına dönüyorsanız bu sizin için hatadır. Aynı bu şekilde çok ince bir detay. Bakın, kurtları çekti şuraya kadar. Şuradan W kullandı. Mavi güçlendirmeye de vurdu. Ve tam burada bunu kesinlikle deneyin. Ama önce antrenman modunda 1-2 defa deneyin. Sonra geçin diğer tarafa. Gördüğünüz gibi bu sefer de Grompa, yani mavi güçlendirmeyi iki tarafa da yediriyor gibi düşünebilirsiniz. Hani canı biraz azalıyor mu? Azalıyor, eyvallah, ama Fiddlesticks'in çok fazla hani canla vesaireyle işi yok. Zaten gördüğünüz gibi pembe tutam almış. Orman kamplarını şimdi çatır çatır döndü. Bakın, Nunu iki kamp döndü. Evet, daha yürümüş biraz. Ama Nunu gibi bir şampiyon bile iki kamp döndü. Ama Fiddlesticks 3 tane kampını dönmüş oldu. Aynısını bu arada kuşlarda da yapabiliyorsunuz. Büyük ihtimal yapacaktır. Şimdi alt koridordan bir X score haberi geldi. Aynen öyle. Bakın, burada da E yeteneğiyle yan taraftan çekti. W'ye iki kere vermeniz önemli. Burada da gördüğünüz gibi kuşları kırmızı güçlendirme ile beraber alıyor. Aynısını burada kayacıla da yapacak şimdi. Bu çok yapılan bir şey zaten. Hemen otomatik saldırıları vuruyor. Buradan kayacıla doğru gidecek. Aynen öyle. Kırmızı güçlendirmeyi de aldı. Mükemmel bir dönüş. Bakın ne kadar hızlı döndü, gördünüz mü? Hani erken bırakıp gitse 3.02'de falan ormanını dönmüş olacak. İnanılmaz bir hız. Nunu alt koridora baskın yaptı. Buraya yetişmek için gidebilirdi sanki ama hiç oralı olmadı. Bu arada bu içeriği çekerken şunu da söyleyeyim. Diğer içeriklerimizin hepsi hazırlanıyor. Hiç merak etmeyin. Bomba gibi içeriklerle geleceğiz. O konuda hiç mi hiç sıkıntı çekmeyin arkadaşlar. Efsane olacak. Burada Yampiri yengeci kaptırmış. Bunu kaptırınca hemen üst koridora gitmesi muhtemel. Üst koridora gidecek. Burada bak. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Burada mesela atıyorum Nunu ile yakalanıyor ya. Şimdi Nunu burada direkt bırakıyor üst koridor Yampiri yengecisi. Ben böyle göz atıyorum analiz ettiğim maçlara. Burada mesela Nunu bırakıyor. Bıraktığı zaman ben bunu şeyini anlamadım. Yani neden bıraktığını. Orta koridorda canı manası olan bir ahrisi var. Burada baktığınız zaman manası olmayan bir Vex. Üst koridorda da Vladimir'in ittirme gücü var. Yani burada bu Nunu üst koridor Yampiri yengecinin neden bıraktığına dair en ufak fikrim yok açıkçası arkadaşlar. Yani kesinlikle alabileceği bir Yampiri yengeç. Burada Fiddlesticks'in yapabileceği herhangi bir şey yok. Hani üst koridora gitmesi ona bir zaman kaybettirmiyor. Çünkü zaten hani kamplarını falan dönmüş, her şeyini yapabiliyor. Bir de üste dönmeden de kamplarını rahatlıkla dönebiliyor. Şimdi üst koridora bir baskın gelecek. Sıçrayı burada atıyorlar. Susturdu olduğu için orada W yeteneğini kullanamıyor arkadaşlar. Ve burada skoru almış oluyor. Bu arada Nocturne Fiddle oynanıyordu bir ara profesyonel arenada. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Nocturne Fiddle'ın da mantığı, Nocturne ulti bastığı zaman Fiddlesticks ulti ile herhangi bir yerden geldiği zaman rakibi korkutmuş oluyordu. Hani görünmezlikten geldi. Bak şurada. Nerede lan o? Lan. Q'nun pasifi Fiddlesticks çatışma dışındayken ve görünmüyorken veya korkuluk taklidi yapıyorken, hadi onları boş ver, görünmüyorken. Yani bu Nocturne ultisi gerçekten bayağı iyi oluyordu. Profesyonel maçlarda G2 yapmıştı bunu. Geçen senelerde Inspired oynarken Inspired bayağı bir Fiddlesticks oynuyordu. Şimdi Nunu'dan bayağı bir önde. 6. seviyede rushlıyor. 6. seviyede en büyük olayınız şu olsun arkadaşlar. Karşısında oynarken de siz oynarken de. En büyük olayınız kendinizi haritada olabildiğince az göstermek ilk olayınız. İkinci olayınızda hiç tahmin edilemeyen yerlerden gelmek. Yani atıyorum şuradan olur,
Ne bileyim buradan şuradan şuraya olur. Mesela kırmızı tarafken burada buraya totem kesin atın mavi taraf. Mesela mavi tarafsınız. Kırmızı tarafta Fiddlesticks var. Atıyorum şuraya toteminizi kesin gelsin. Fiddle buradan gelebiliyor çünkü ultiyle falan. Yani Fiddlesticks'i kesinlikle bulmaya zamanınızı harcayabilirsiniz. Burada 6. seviye olamadı. Çok az bir tecrübe puanı kaldı. Ama farm konusunda inanılmaz önde şu an. 46'ya 30. Nunu gibi bir ormancıya böyle bir fark açmış durumda. Evet 6. seviye oldu. Orta koridora ultisini kullanıyor. Bakın şimdi. Ya çok fazla kitle kontrolü abi. Bak 5. seviyenin sonunda 6. seviye olacak şimdi. Bak orada minyon oldu. 6. seviye oldu. Bak ultisini kullanıyor. Bak korkuttu. Korkuttu şu an. Tık. Yani inanılmaz bir combo. Gördüğünüz gibi Q'su kullanılmamışken korkutmuştur rakibi. Ve direkt olarak Ahri'yi düşürmeyi başarıyor. Hemen burada Ejder'e geliyor ama alt koridor ittirme gücü yok. Bakalım alt koridorda bir şeyler oluyor. Hatta Draven orada skor almayı başardı. Ama tabii ki Vex'le beraber burada bunu alacaktır büyük bir ihtimalle. Evet bunu almayı başardılar. Hemen üste dönüşünü sergiliyor. Üst koridora doğru gidiyor. Şimdi eşya olarak Protobelt alabilirsiniz arkadaşlar. Protobelt genelde iyi. Yani roket kemer. Protobelt dediğim. Çünkü niye? Roket kemer aldığınızda bu arada bakın hala aynı şeyi yapıyor. E yeteneğiyle çekti. Birinci seviyede bunu yapmasının sebebi E yeteneğinin bekleme E yeteneği yok birinci seviyede. W olduğu için sadece öyle yapmıştı. Şimdi çok rahat bir şekilde bunu kesmeyi başarıyor tekrardan. Yan tarafa Grompa da gidiyor. Şunu söylüyordum. Roket kemer aldığınızda ulti ile mesela atıyorum bir yere düştünüz ya. Atıyorum ultinizi attınız. Düştünüz. Orada size hareket hızı lazım. Niye? Çünkü düştüğünüz yerde rakibi yakalamanız gerekiyor. O ultiyi rakibin içinde gezdirmeniz gerekiyor. O yüzden de roket kemer alabilirsiniz arkadaşlar. Bence güzel bir tercih. 2-0-0 dakika 8.40'da 70 minyon. Kendi takımının en fazla minyonu kesen oyuncusu Fiddlesticks. Yani çok büyük bir şey bu. Bu arada ultisi geldi. Evet yan taraftan ultisini kullanıyor. Ve burada Vladimir ultisini W'sunu kullanıp sıçrasını kullanıp çıkmayı başarıyor. Bu arada burada ultiyle gelmekten sanki yürüyerek gelse de rakibinin sıçrasını alırdı gibime geliyor benim. Nunu'yu da bozuyor burada. Oo yalnız orada bir 2-2 olacak ama Nunu'yla Vlad'ın orada yenme ihtimali çok da yok gibi duruyor. Orada Irelia düşecek mi? Irelia düşüyor ama Vlad da düşüyor. O yüzden burada her türlü mavi takım avantajlı. Şimdi bakın kuleye Fiddlesticks çok az vuran bir şampiyon. O yüzden de kuleyi direkt olarak bıraktı ve burada rakibin kamplarına bakıyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela ya işte ben buradan şuradan plaka alayım falan tribine girebilirsiniz. Girmeyin abi. Fiddlesticks ile plaka almayı verin. Bir şey olmaz. Ya gidin kampları alın. Kampları bu kadar hızlı dönen bir şampiyon varken elinizde bunu değerlendirin. 78 minyon oldu. Dakika 10'da 80 minyon diyebiliriz biz düz hesap. Evet alt koridordan onu güzel bir baskın atmış. Burada herkesi öldürmeyi başardılar. Bakalım Fiddle alt koridora doğru bir şeyler yapmak isteyecektir. Ya ultisi falan olsa bir şeyler yapar da ultisiz de. Şimdi Fiddlesticks'te şöyle bir şey var arkadaşlar. Birebir de genelde şey yapmayın yani gideyim ben şu adamı öldüreyim. Hani ultim varsa tabii ki yapabilirsin. Ama genelde böyle birebir ultisiz kafa kafaya kapışmayın. Sizin olayınız atıyorum takım savaşı 2-2'ler 3-3'ler. Tabii ki birebir de yakalarsan adamı at ultini öldür. Ama birebir de ultisiz rakibi öldürmen çok da kolay değil. O yüzden de bırak abi zaman harcama hemen orman kamplarını dönmeye devam et. Çünkü sen güçlendikçe geç oyunda gerçekten inanılmaz bir güç. Yani ne kadar şey derseniz deyin geç oyunda bile olsa Fiddlesticks güçlü bir şampiyon tekli dereceli. Niye? Yetenek gücünü kasıyor ultisiyle tek atıyor. O ayrı bir şey. Şu olay profesyonel maçta Fiddlesticks'in oynanmamasının sebebi çok fazla görüş atıldığı için veya baskın zor atıldığı için nerelerden geleceği tahmin edildiği için arkadaşlar Fiddlesticks az oynanıyor. Bakın burada mesela arka taraflardan geliyor. Burada gördüler Fiddlesticks'i şurada. Ama Fiddle yine de buraya kafa attı. Şimdi Fiddle'ın burada durması ne demek? Rakip takımın buraya baskın atamaması demek. Ezreal istediği gibi oynayabilmesi demek. Bunlar çok önemli ve bunların hepsi olurken Karma ile de Vex arka tarafa gidip skor yani düşmüşler burada. Bayağı garip bir olay. Ezreal olabildiğince ittirmemeye çalışması gerekirken Ezreal da ittiriyor burada. Şimdi Ezreal'a koşturuyorlar gördüğünüz gibi. Fiddlesticks'ten de bir ulti geliyor. Draven'a direkt olarak tek atıyorlar. Fiddle burada Nunu'yu da düşürecekler. Gayet iyi bir oyun. Bakın hani sabreden derviş muradına ermiş muhabbeti.
Çok fazla bekledi. Saçma olabilirdi sonu. Ama sonuç olarak Ezreal'ı güçlü. Ezreal sürekli baskın oynuyor. Baskın oynadıkça da rakip hiçbir şey yapamıyor. O yüzden de Fiddle'ın orada beklemesi kötü bir şey değil. Rakip takım oraya gelmek isteyecek zaten. Bakın burada Nami'yi mesela öldüremiyor kolay kolay. Yani herhangi bir şekilde mesela başka ormancı olsan, ne bileyim Jarvan olsan bu kadar fed. Nami sana gelip nasıl vursun? Vuramaz. EQ'yu koyarsın kafasına, bayıltırsın. Evet, burada ejderlerin de gücünü size göstereyim arkadaşlar. Yani 7000 altın, bir sonraki ejder falan 10.000 altına kadar çıkıyor. Yani çok zor oluyor alınması ve burada karma yakalanmış. Karma da düşecek. Hatta Nami'nin ultisi Fiddlesticks'e de çarptı. Oo, Nami'den de çok güzel bir bubble daha ve orada büyük bir ihtimalle düşecektir diye düşünüyorum derken Draven'a gidiyor skoremde. En tehlikeli rakibe gidiyor. Hatta burada Vex'te yakalanmış. Buranın sonucu çok kötü oldu bu arada. Çok kötü oldu. Evet, burada roket kemerini aldı. Bir sonraki eşyası Zhonya. Ya zaten Zhonya bu şampiyonun olmazsa olmazı. Kesinlikle almalısınız. Şimdi buradaki en büyük olay W güçlendiriyorsunuz. Onu unutmayın. Eksik canınızı doldurmanız lazım. İkincisi, orman kamplarını dönerken lütfen bakın bu adam gibi her kampı alırken iki kamp yan yana almaya özen gösterin. Yoksa o Fiddlesticks'in hızını kullanamazsınız. Fiddlesticks'in orman hızını kullanamıyorsanız da bu şampiyonu oynamasanız daha iyi. Tüm olay bu. Üçüncüsü arkadaşlar, herhangi bir şekilde bir savaşta acele etmiyorsunuz. Yani atıyorum birisi öldü sizden, rakip çullanıyor üstünüze. İşte o bir kişi öldü ya, o zaman siz başlıyorsunuz. Niye? Şimdi biri ölmeden rakip sizin üstünüze çullanmaz değil mi? Birinin ölmesi gerekir genelde. O kişi öldükten sonra rakip der ki ah öldü, işte atıyorum nişancımız öldü. Rakip nişancıyı öldürdük. Bir an önce öldürelim. Herkes sıçralatar. Oradan karanlıktan bir Fiddlesticks gelir ve olayı bitirir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle takım savaşlarında acele etmiyorsunuz. Çalıdaysanız, herhangi bir görüş olmayan bir yerdeyseniz, yeriniz belli değilse, ya kendinizi direkt olarak bir savaş oyununda, tamam mı, suikastçı olarak düşünün ya, savaş oyunundasınız, kendinizi belli etmemeniz lazım. Askerin inine gireceksiniz. Oo, burada bakın hasara bakın, korkutma vesaire inanılmaz fazla Vladimir'i düşürüyor. Arkadaşlar Fiddlesticks oynarken ne gelsin aklınıza biliyor musunuz? Özgür buraya koyar bulursa İnek Şaban'ın al aşağı edebileceğim mi o iti diyor ya, biliyor musunuz? Gidiyor çallıkları koyuyor kafasına çölün ortasında. Al aşağı edebilecek misin iti? Anasını bile bellerim it oğlu itin. Diyor, etraf hep yeşillik falan. O sahneyi bilenler biliyordur. Yani buraya büyük ihtimal çok azını koyabileceğiz. Hani tam anlamıyla kendinizi o sahnede şey yapın arkadaşlar. O sahnede olduğunuz sürece sıkıntı yaşamazsınız. Kemal Sunal abim sizi iyi oynatır. Evet, şimdi bakalım şimdi neler yapacak? Ejderler bitti, alametler bitti. Oyunun aslında en zor dediğimiz yerine geldik. Yani çünkü tekli derecelilerdeki en büyük sıkıntı oyunun bu aşamaları çok sıkıntılı geçiyor. Niye? Çünkü yapılacak herhangi bir şey yok haritada. O yüzden de tekli derecede de herkes birebir deniyor, ikiye bir deniyor vesaire denediği için de oyunlar satılabiliyor. Bir bakmışsın maçı kaybetmişsin. O yüzden de lütfen ejder yok, alamet yok, kuleler yok. Kuleleri aldın, çok öndesin ya. Onları aldın, sakin ol. Farmını yap. O önde üstünlüğünü verme rakibe. En önemli şey bu. Net, net söylüyorum sizlere. Bakın Fiddle yine alt koridora gidiyor. Irelia'nın burada biraz daha dikkatli oynaması gerekiyordu bence. Burada direkt olarak Draven onu düşürmeyi başaracak. Aynen öyle. Fiddlesticks'i de gördüler. Bu onlar için çok kötü. Üst koridorda Vladimir büyük bir ihtimalle düştü. Aynen öyle. Şimdi bakalım. Nunu orta koridora gidiyor. Ezreal'ı yakalamış. Oo, Fiddle çok iyi yerde bekliyor bu arada. Rakibin totemi yok. Burada kuleyi alması gerektiğini biliyor rakibin. Burada direkt Draven'a tek. Şansı yok. Nami'ye vurduğu hasara bakın. Bak, adam hiçbir şey yapmadı bak. Çok güzel noktada bekledi. Sadece R'ye bastı. Bak R'ye bastı. Hop, zaten korkutuldu direkt. Hop ve devamında Q falan, hop. Selamun aleyküm. Bak içinde gezdiriyor ultiyi. Oh! Sıçrasını alıyor. Sıçrasını atmasa yetenekleri geldiği gibi onu düşürecek. Mis gibi. Yani burada aslında Fiddle'ın olayı şu. Rakibin hamlesini tahmin etmek abi. Rakibin hamlesini bir şekilde tahmin edersen genelde iyi sonuçlanıyor. Yalnız burada Nunu ile Nami Fiddlesticks'i öldüremez. Minyonlar da geldi. Hani o çok muhtemel bir şey değil arkadaşlar. Fiddle'ımı salın bakalım. Fiddle'ı da ben hiç sevmem tekli dereceli de. Gerçekten bak, Shaco, Evelynn, Fiddle, Zac. Bu şampiyonlardan gerçekten nefret ediyorum ben. Ya harbiden benimleyseniz yorumlara bir yazarsınız kardeşlerim. Ama benimlesinizdir diye düşünüyorum. Bu şampiyonların harbi, yani biliyorsunuz gerisini.
Şakoların Allah belasını versin. Evet, şu ana kadar çok stabil bir oyun izliyoruz. Yani Fiddlesticks oynuyor ama gerçekten böyle takım savaşlarında falan iyi işler çıkartıyor. Bakın yine doğru yerde, doğru zamanda direkt olarak yan taraftan çıktı. Kronometre diyorum, özür dilerim. Burada protobeltini füze kemerinde kullandı ve orada tekrardan Draven'ı düşürdü. Bu arada Draven'a oyun oynatmıyor bu dakika kadar. %100 eminim Draven küfür ediyor. Şimdi her zaman söylüyorum ben. Draven, yani rakip nişancı, bir şekilde size küfür ediyorsa siz ne yapmışsınızdır? Siz o oyunu iyi oynamışsınızdır. Çünkü rakip oyuncu size niye küfür eder abi? Sen çünkü o adamı kanserlemişsindir. Uyuz etmişsindir. Sinir etmişsindir. Bu arada 10.000 canı var ejderin, gördüğünüz gibi. Bu oyunun 3. ejderi. Evet, 13. seviyede oldu. 2 seviye fark Nunu'ya. Yani Nunu'ya da seviye farkı atmak gerçekten zor arkadaşlar. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Çok solid bir Fiddlesticks oyunu. Rabadon'a doğru gidiyor. Belki de gölge alev alır. Bilmiyorum ama burası sanki Rabadon. Evet. Hiç ödün vermiyor. Ulan zaten çok öndeyim. Şurada şunu alayım. Hiç uğraşmayayım falan yok. Sürekli iki kampı aynı anda alıyor. Bu arada 14. seviyede oldu. Oo, oraya da bu ultisini gönderiyor. Hasara bak. Hasara bak. Orada Nunu yalnız bir canla kaçmayı başaracak. Nunu düşmedi. Bu biraz üzücü. Baron güçlendirmesine sanki gidebilirler diye düşünüyorum ben. Yan tarafta İrelia Vladimir'i düşürmüş. Bakalım Draven oynayacaklar mı? Draven'a bir ulti geliyor. Nami'den çok iyi bubble geliyor. Ultisini güzel kullandı aslında ama İrelia Draven'ın peşini maalesef ki bırakmıyor. Yani yapıştı, bırakmadı resmen. 17 yük mejeisi oldu Fiddlesticks'in. 17 yük gayet iyi. Ölmek için de şey, yani nasıl diyeyim, öleceği bir pozisyona da girmiyor. O yüzden o yükler de hep kalıyor gibi bir durum söz konusu. Oy, Vex güzel girdi içeriye. Yani o yüzden de meje yükleri gerçekten iyi. Yani meje alınması iyi daha doğrusu. Pembe totemi attı. Pembe totemle gezeceksin. Adam ulti atacağı yerde. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Fiddle'ı görüyorsun. Adamın ulti atmasını bekleyip adamı baitleyebilirsin değil mi? Bunun sıkıntısını yaşamamak için adam pembe totemini attı. Bekliyor bak. Nunu var önünde. Bekliyor hala. Hala bekliyor. Sadece Nunu'ya niye ulti atsın adam? Zaten öldürürler. Bak arka taraftan birileri geliyor. Bak hop zınk. Selamın aleyküm. Fiddle'ın tam bak yemin ederim iğrenç, uyuz. Hani böyle sinir bozucu oyunu, gameplay'i, oynanışı bu abi. Böyle bir şey yok. Çok sinir bozucu. Böyle izlerken çok sinir bozucu gibi gelmiyor. Şunu düşünün abi izlerken. Sen karşıdaki Draven'sın. Sen karşıdaki Vladimir'sin. Sen karşıdaki Ahri'sin. O zaman bak bakalım sinir bozucu mu değil mi? Bu Fiddlesticks kardeşimiz de bu şekilde oynuyor. Bence çok iyi oynadı. Farmını yaptı, gengini yaptı. Dakika 22, 183 milyon adam. İnanılmaz bir performans. Harbiden helal olsun. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Böyle farklı şampiyonlardan merak ettikleriniz varsa yorumlara alırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.